Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanlığı pazar toplantıları yaparak gündeme dair açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu haftaki toplantıya Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Adnan Tufan da katıldı. Toplantının açılışında söz alan Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan ise son birkaç günün sıcak gündem maddelerini oluşturan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili eleştirilerini dile getirdi. Özcan konuşmasında hem İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi hem de Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini hatırlattı. İki gündür gördüklerimiz, yaşadıklarımız maalesef binlerce yıllık kadim Türk milletinin devlet anlayışına aykırı, devlet anlayışına uygun olmayan şeyleri, devlette görünmemiş şeyleri maalesef gece 4.30'larda alınan Merkez Bankası başkanlarını hep beraber gördük. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 2014 yılında sözleşmeyi getirip reform yaptık diyenler sözleşmeyi kaldırarak tekrar reform yaptıklarını çığlık çığlığa, naralar atarak sevinç çığlıklarıyla kutluyorlar. Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan enflasyon ve düşük emekli maaşlarını da hatırlatarak ekonomik gidişata dair de konuştu. Enflasyonu açıkladınız. Çok küçük %6'lar %7'lerde zam verdiniz. Burada oturanlarımızın neredeyse tamamına yakını emeklidir. Maaşlarındaki artış 80 lira ile 150 lira arasındadır. Bugün ekmeğin 2 lira olduğu, simitin 1 lira 75 kuruş olduğu bir memlekette eğer 4 kişilik bir aile günlük bir her öğün birer tane simit yese o parayla geçinemeyeceğinin hesabını yukarıdaki yetkililerimiz sanırsam hesap yapamamaktadırlar. Pazar toplantısı etkinliğine katılan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Adnan Tufan ise sert tondan dile getirdiği eleştirilerinde gündemin iktidar tarafından kasıtlı değiştirildiğini iddia etti. Sadece son 4 günde olan hadiseleri sizin aklınıza getirmek istiyorum. Niye oluyor bu hadiseler ama onu söyleyeyim. Türkiye'de işsizlik var. Türkiye'de yolsuzluk var. Türkiye'de hayat pahalılığı var, zamlar var, yoksulluk var, açlık var, açlık. Türkiye'de intiharlar var. Türkiye'de pandemi var. Bütün bunları unutturmak için algı yönetimi ve oyunlar var. Değerli hemşehrilerim, bir akşam kalkıyorsunuz, 7 sene evvel imzaladığınız bütün dünyayla birlikte ortaklaşa imzaladığınız bir sözleşmeyi, meclisten geçmesi gereken iptali veya onayı, meclisten geçmesi gereken sözleşmeyi iptal ediyorsunuz. Arkasından bir gün evvel sadece ve sadece ortağım memnun olsun diye bir siyasi partiyi kapatma davası açıyorsunuz. Yine hayat pahalılığı, pandemi, aşı yok kavgaları başladığı andan itibaren kimse sokakta bunları telaffuz etmesin diye 200 baz puan fiyat artıran Merkez Bankası'nı gece saat 2'de görevden alıyorsunuz başkanımı.